Herkese merhaba. 10. sınıfın elektrik ve manyetizmasının son kısmı olan mıknatıs ve manyetik alanla başlıyoruz. Mıknatıs çok duydunuz. Demir, kobalt, kobalt ve nikel gibi maddeleri çeker biliyorsunuz. Mıknatısın olayı budur. Mıknatıs da önceki yıllardan gene hatırlayalım. Mıknatıs etrafına konulan demir tozlarını çekiyordu hatırlarsanız ya da demir tozlarını bir ee, şekil veriyordu hatırlarsanız ve o şekle bakarak bir model biz bir modelleme yapıyorduk. O modelleme nasıldı? Manyetik alan, manyetik alan çizgileri nasıldı? N'den S'ye doğru olacak şekildeydi hatırlarsanız. Şöyle çizelim. N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri vardı. Ama burada şunu belirtmek isteriz. Bu manyetik alan çizgisi bir yerden başlayıp bir yerde bitmiyor. Manyetik alan çizgileri kapalı eğri şeklindedir. Yani aslında yani aslında bunların şu şekilde devamı vardır. Bak içeride ne olmuş oldu o zaman? Manyetik alan çizgisi burada S'den N'ye doğru oldu. Buraya da geldiğinde Burada da manyetik alan çizgisi içeride S'den N'ye doğru. Şöyle bir özetleme yapalım o zaman. Manyetik alan mıknatısı da içeride S'den N'ye doğru dışarıda ise N'den S'ye doğru olacak şekildedir. Sağ tarafta baktığınızda U şeklinde mıknatısımız var. Buradaysa gene N'den S'ye doğru manyetik alan çizgilerini şu şekilde çizebiliriz. N'den S'ye doğru. Şöyle düzgün bir manyetik alan oluşuyor içeride ama dışarıda biraz şöyle çıktığımızda şu şekilde N'den S'ye doğru olacak şekilde manyetik alan çizgileri çizebiliriz. Şurada disk şeklinde mıknatısı var. Hani şimdi buzdolabı Kolaplarının işte kapaklarını yapıştırdığımız şeyler var ya magnetler aslında onlar da bunlar söz konusu disk şeklinde mıknatıslar. Burada da N'den S'ye doğru olacak değişen hiçbir şey yok. Şöyle yani N'den S'ye doğru olacak şekilde manyetik alan çizgisini çizebiliriz. İçeride de S'den N'ye doğru. Devam edersem şuraya da çizeyim isterseniz bir tane N'den S'ye doğru manyetik alan çizgisini bu şekilde çizebiliriz. Şimdi önemli bir şeyimiz var burada. Manyetik alan çizgileri birbirlerini kesinlikle ve kesinlikle kes kesmezler. Bunu, bunu hiç unutmayınız. Mıknatısların etkileşimi. Şimdi Gene normal gündelik hayattan zaten biliyoruz. İki mıknatısı yan yana getirdiğimizde bu mıknatıslar bazen birbirlerini iterler, bazen birbirlerini çekerler. Neye göre itip, neye göre çekerler? Tabii ki kutuplarına göre. Şimdi mıknatıs dediğimiz şeyin aslında kutupları var. Yani hiçbir zaman bir mıknatıs tek kutup halinde bulunamaz. Şöyle göstermek istiyorum size şu bir mıknatıs burası N burası S olacak şekilde bir mıknatıs. Şimdi mıknatısı ikiye böldüğümüzde şöyle olmaz. Yani şuradan ikiye böldüğüm zaman şurası sadece N burası sadece S olacak şekilde bir kutup olamaz. Nasıl olur? Burası N burası S olacak şekilde burası S burası N olacak şekilde iki tane yine iki kutuplu mıknatıslar olur diyoruz. Yani kesinlikle ve kesinlikle tek kutup halinde bulunmaz. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de mıknatıslar hani ya birbirlerini iterler ya da birbirlerini çekerler dedik ya. Biz şöyle iki tane birbirini çeken mıknatıs çizelim. Burası N kutbu. O zaman burası da S kutbu olacak şekilde düşünürsek bakın bunlar hani farklı kutuplar birbirlerini çekerler. Aynı kutuplar ise birbirlerini iterler. Mesela burası S, burası N dedik ya. Şöyle bir mıknatıs yaparsak yanına. Burası N, burası S olursa işte yukarıdakiler birbirlerini çekerlerken alttakiler birbirlerini iterler. Yani bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvetler çekim kuvveti şeklindedir. Ve unutmayacaksın bu kuvvet kesinlikle ikisine de eşit büyüklükte etki eder. Sadece yönleri ters. Buraya baktığında ise bu iki mıknatıs birbirini iter diyoruz. Ve bunların da birbirlerine uyguladıkları itme kuvveti eşit büyüklüktedir. Ama sadece unutmayacaksın. Yönleri terstir. Peki bu kuvvetin büyüklüğü nelerle ilgilidir? Şöyle yapalım. İki mıknatısın arasındaki uzaklık tabii ki önemlidir. Yani şöyle düşünün. İki tane mıknatıs var. Bu iki mıknatıs birbirine ne kadar yakın olursa o kadar kuvvetli birbirini iter ya da çeker. Birbirlerinden ne kadar uzak olursa o uyguladıkları kuvvet o kadar zayıf olacaktır. Şöyle bir mantıkla kurabiliriz o zaman. Buradaki d uzaklığıyla şuradaki d uzaklığıyla ters orantılı. Hatta karesiyle ters orantılı. Sadece şu an hani bir takım yorumlar yapıyorum. Peki Kimle doğru orantılı? Bu mıknatısların kutup şiddetleriyle, yani şiddetli kutupları şiddetli olan mıknatıs olursa, onlar birbirlerine daha büyük kuvvet, daha büyük bir kuvvet uygulayacaklar diyebiliriz. O zaman buradaki d uzaklığının karesiyle, şöyle diyebilirim isterseniz, f'dan bahsediyorum. Şöyle bir ok çizelim, d kare ile ters, yani altta olacak. Ters orantılı kutup şiddeti, hani şimdilik kafanız karışmasın diye şöyle yazıyorum. Kutup şiddetiyle doğru orantılı. Kutup şiddeti, şöyle yapalım deti ile doğru orantılıdır şeklinde yorum sorularında bazen kullanabiliriz bu bilgiyi İlerleyen zamanlarda önümüzdeki yıl bunun içine daha fazla gireceğiz. Bu sene sadece işte mıknatıslar birbirlerini nasıl etkilerler şeklinde bir takım yorumlar yapacağız. Nerelerde kullanılır? Aslında biz bazen bazı şeyleri görüyoruz ama hiç aklımıza gelmeyen durumlarda içinde mıknatıs olabiliyor. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi mıknatısların etkileşimi, birbirlerini itmesi ve çekmesinden bahsettik. Peki bu mıknatıslar arasında şöyle ikili olarak düşünelim. Bu mıknatıslar arasında oluşacak manyetik alan çizgileri nasıl olur? Biraz onu gösterelim. Burada N ve S ne biliyorduk? N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri. O zaman burada da N'den S'ye doğru olacak şekilde manyetik alan çizgilerini şöyle çizebilirim. Bakın N'den S'ye doğru. Yani buradan şunu anlıyorum aslında. Bakın bu iki mıknatıs birbirlerini çekmeye çalışıyor. Yani gel diyor. Hani buradan onu anlıyoruz. Peki alttakilere baktığımızda alttaki iki mıknatısa N, N aynı kutuplar birbirlerini iter dedik. Ve itmelerini de şöyle gösterelim. Normalde N'den S'ye doğru ya manyetik alan çizgileri. Hatta bunu da şöyle belirtmiş oluruz. Bak N'den S'ye doğru olacak şekilde devamını da düşün bunları. N'den S'ye doğru olacak şekilde manyetik kalan çizgileri. Burada da aynı şeyi yapıyorum. N'den S'ye doğru ve birbirlerini kestirmiyorum farkındaysanız. N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri ve bunlar birbirlerini kesmiyorlar. Ki ben buradan manyetik alan çizgilerine bakarak bunların birbirlerini ittiğini anlıyorum. Yani bak şöyle oluyor. Gelme şeklinde bir durum söz konusu. Öyle bir hissiyat oluşturuyor. Buraya geldiğinde ise burada N'den S'ye doğru diye N'den S'ye doğru düşün. O zaman S'ye gelen manyetik alan çizgileri var. S'ye gelen manyetik alan çizgileri var. Şöyle S'ye gelen manyetik alan çizgileri var. Burada da şöyle çizdik. O zaman bak ne oluyor gene? Bunlar diyor ki birbirlerine gelme. Burada da hani manyetik alan çizgilerine bakarak bunların aynı kutup olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şöyle bir şey de diyebilirim size. Hani şöyle bir yorum sorusu olursa karşımızda. Şöyle manyetik alan çizgileri gördüğünüzde bunlar kesinlikle birbirlerine şöyle iterler diyorsunuz ama N kutbu mu S kutbu mu diyebilmek için buradaki hani şu manyetik alan çizgilerinin yönünü bilmemiz şart. Şimdi öğreten soruyla devam edelim. Bakın burada bir tane sorumuz var. Bu normalde karşınıza yazılı da çıkabilir ya da herhangi bir yerde karşınıza çıkabilecek bir soru tarzı. Şurada bakın manyetik alan çizgilerinin yönünü verdik. Fakat burada vermedik. Şimdi dikkat etmemiz gerekiyor buna. O zaman manyetik alan çizgileri iki mıknatıs arasında birbirlerini yaklaştırır şekilde. Bakın gel diyor birbirlerine. Ve neydi? N'den S'ye doğruydu. O zaman buradaki manyetik alan çizgileri için şurası N kutbu olacak. Kırmızı ile çizelim özellikle. Biliyorsunuz N kutbu ile gösteriliyor. Pardon kırmızı ile gösteriliyor. Burası da S kutbu olacak. N'den S'ye doğru. O zaman mıknatıs neydi? İki farklı kutup şeklinde bulunuyordu. Burası S kutbuysa o zaman bir dediğim yer hemen yazabilirim. N kutbudur. Güzel. İki dediğimiz yerde dolayısıyla farklı kutup olacak S kutbudur. Şöyle o zaman burası S kutbuysa manyetik alan çizgileri neydi? Kendisine doğruydu hatırlarsanız S'ye doğruydu. Devam edersem bunlar da kendisine doğru olacak o zaman. Çünkü bunlar birbirlerini itiyorlarmış. Aynı kutup olmak zorundalar. O zaman şurası 3 nolu yer. Önce şunu yazalım. Şurası S kutbu olduğuna göre o zaman 3 nolu yerde en kutbu olacaktır diyebiliriz. Bakın çok kolay bir şekilde bunları söylebildik. Güzel. Öğreten soruyla bunu noktalamış olduk. Mıknatıslama. Şimdi bazen bazı durumlarda hani bir mıknatıs biliyoruz ki bir mıknatıs demiri çekiyor. Yani hani çekmesi için kesinlikle işte mıknatıs olmasına gerek yok. Demiri de çekebiliyor. Peki nasıl oluyor bunlar? Biraz onlardan bahsedelim. Bakın burada demir içerisinde bir takım işte çizgiler vermişiz. Aslında şey moleküller arasındaki şöyle moleküllerin manyetik alanları gibi düşünün onları. Mesela buraya N kutbu buraya N kutbu. Atıyorum buraya N kutbu diyeyim. Nereye? Şuraya N kutbu diyeyim. Sonra şuralara da S kutbu. S kutbu olacak şekilde yazdığımda ne görürüm aslında burada? ben? buradaki manyetik alanlar dikkat ederseniz dağınık olmuşlar. Yani manyetik alan dizilimi burada gelişi güzel olmuş. Gelişi güzel olduğunda o zaman bu aslında manyetik özellik gösterecek ama gösterecek ama bunun için bir şey lazım. Tetiklemek lazım. Nasıl tetikleyeceğiz? Bakın buraya bir tane mıknatıs getirdik demirin yanına. Şöyle oldu o zaman. Normalde manyetik alan çizgileri neydi? Neden S'ye doğruydu? Şöyle yapıyorum Neden S'ye doğru manyetik alan çizgilerini çiziyorum. Şimdi burada size güzel bir bilgi vereceğim. İçerideyse hatırlarsanız neydi? S'den N'ye doğru değil mi? İşte bu manyetik alan çizgisini devam ettirin. Şöyle devam ettirin. Aynı şekilde bu taraftan da devam ettirin. O zaman kendi doğrultusunda şöyle bir manyetik alan oluşur diyorsunuz. O halde demire baktığınızda demirin içinde oluşacak artık şu manyetik alan bunun mıknatıslanmasına sebep olacak. O zaman buradaki manyetik alan yönü dolayısıyla manyetik alan yönü burada hani demirin mıknatıslanmasını da belirleyecek. Nasıl belirleyecek? İçindeki manyetik alan yönüyle dışarıdaki manyetik alan yönü aynı olmak koşuluyla. Yani şöyle, burası S, burası N olacak ki dışarıdaki manyetik alan yönüyle aynı bir yöne sahip olsun içindeki manyetik alan. O zaman demir nasıl bir mıknatıs haline geldi? Şurada N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri olacak şekilde bir mıknatıs haline geldi diyebilirsiniz. Artık bir mıknatıs. Çünkü mıknatısın etkisinde mıknatıslanma oldu bunun için. Sonra baktığında burası S kutbu olacak şekilde hani mıknatıslanmışsa demir ne olur? Bu mıknatıs kesinlikle demiri bakınız şöyle çeker. Bir çekme uygular. Başka bir şansı var mı peki? Yani bir mıknatısın demiri itmesi gibi bir şans var mı? Hayır. Bakın aşağıda gösterelim. Mesela şurası S burası N olacak şekilde bir mıknatıs düşün. Sonra buraya bir tane demir koyalım baktığımızda gene burada bir mıknatıslanma olacak. Yani etki ile mıknatıslanma durumu söz konusu. Ne olacak? Burada N'den S'ye doğru manyetik alan çizgisini çiz önce. Bunu bir gör. Sonra şöyle N'den S'ye doğru. İçeride de S'den N'ye doğru hatırla. Hatırladık. O zaman ne yapıyorum? Sanki burada içerideki manyetik alanı bu tarafa doğru çiziyorum. İçinde S'den N'ye doğruysa o zaman bu doğrultu üzerinde manyetik alan dikkat edersen sola doğru. E demirin de içindeki manyetik alan sola doğru olmak zorunda. O halde burası S, burası N olacak şekilde davranır. Yani buradaki demir bu şekilde Peki de kutuplandı. Peki ne yapıyor? Burası S olduğuna göre, burası N olduğuna göre evet çeker. Yani başka bir şansı yok. Bir mıknatıs demiri kesinlikle çeker. Başka hiçbir şansı yok diyoruz. Güzel. Peki şunları da hatırlayalım. Önceki şeylerden yani ortaokul yıllarından şöyle şeyleri de hatırlayalım. Bir tane mıknatıs burası N, burası da S olsun gene. Buraya bir tane çivi koyduğumuzda hatırlarsanız çivi duruyordu. Sonra altına bir tane daha çivi koyarsak o çivi de duruyordu değil mi? Yani şöyle etkiyle elektrikleme oluyordu. Peki nasıl oluyordu bu? Nasıl bu oluyordu bu? Şöyle oluyordu. Burası S ya. O zaman bu demir bu mıknatıs tarafından mıknatıslandı. Mıknatıslanma ne demek? Yani burası S, burası N olacak şekilde bu çiviyi mıknatısladı. Sonra bu da aynı şekilde dikkat ederseniz şöyle. Aynı şekilde şöyle oldu. Bu da burayı N, burayı S olacak şekilde mıknatısladı. O zaman buradaki üstteki çivi, alttaki çiviyi çekmiş oldu. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu etkiyle mıknatıslama diyebiliriz biz buna ama dokundukları için aynı zamanda dokunmayla da diyebiliriz. Şimdi düşündüren soru. Şimdi bakalım ne var? O'daki bileşke manyetik alanı bul. O noktasına demir bilye konulursa ne olur? Yani aslında bunlar hani aynıymış gibi görünse de birbirlerinden farklı şeyler. Neden farklı şeyler? Çünkü bakın çünkü şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Buraya özellikle tekrar yapıyorum. Şuraya yapıyorum. Bir mıknatısı düşündüğünüzde burası ne? Burası S ya dışarıda N'den S'ye doğru ya ama biz bu tarz sorularda şunu yapmalıyız. N'den S'ye doğru olan dışarıdaki manyetik alanı içeride neydi? S'den N'ye doğru değil mi? Şunu çizmeliyiz şunu çizersek bu soruyu halledeceğiz. Böyle soruları halledeceğiz. O zaman içinde S'den N'ye doğru değil miydi? Ya diyeceksiniz ki bu hoca hakikaten iyi şeyler söylüyor. S'den N'ye doğruysa o zaman devam ettirdiğinizde sanki burada şöyle dışarıya doğru şuraya doğru bir manyetik alan oluşu gördünüz mü? Kimden kaynaklandı bu? Atıyorum X mıknatısıysa X'ten kaynaklandı. Hatta şunu da öğretelim size. Şunu da söyleyelim. Manyetik alanı B ile göstereceğiz. Manyetik alan sembolü B olacak şöyle yazalım. Hani önümüzdeki yılda çok çok göreceksiniz bunu. O zaman bu X'in oluşturduğu manyetik alan. Görüyor musunuz? Peki diğerine gelelim. Diğerinde de aynı şeyi yapacağız. Ne yapacağız? İçinde S'den N'ye doğruydu değil mi? O zaman buraya gittiğimizde şöyle şu yönde bir şey düşüneceksiniz. O zaman buraya geldiğimizde O'ya doğru kendisine doğru bir manyetik alan oluşturur. Değil mi? Yani bu da ne olur? Buna da Y dersem, Y ye mıknatısı dersem bu da Y'nin oluşturduğu manyetik alan oldu. Şöyle aşağıya aldığımda, ben bunu şöyle aşağıya aldığımda Burası X'in oluşturduğu manyetik alan. Bu da Y'nin oluşturduğu manyetik alan ve manyetik alan vektörel olacak. Yönü var çünkü. Yönü olan büyüklükler vektöreldi. Burada o zaman şöyle bir şey düşüneceksiniz. İki tane, iki tane manyetik alan. Hani gene geçen sene hatırlayalım. Bunların bileşkesini bulmak diye bir şey vardı. Nasıl bulunuyordu bunların bileşkesi? Şöyle basit hatırlatalım sadece. Ya da şeyi gibi düşün. Buradan bir kuvvetli bir adam çekiyor. Buradan bir kuvvetli bir adam çekiyor. Hani kuvvet vektörel ya. O zaman ne yaparız? Bunların ikisi sanki beraber böyle çekiyormuş gibi olurdu. Değil mi? O zaman böyle burada şey diyebilirim. O'da oluşan bileşke manyetik alan işte bu olmuş oldu. Manyetik alan yönünü bulmuş olduk. Gördünüz mü? Peki gelelim bu A şıkkına. B şıkkına geldiğimizde O noktasına demir bilye konulursa ne olur? Şimdi demir bilye diyorum. Az önce ne demiştim? Mıknatıslama var demiştim. Mıknatıslandığı için burada mıknatıs demiri mıknatıs haline getiriyordu ve çekiyordu. Değil mi? Yani şöyle. Buraya bir tane mıknatısı gibi gene çizelim. Burası ne? burası S olacak şekilde. Sonra buraya bir tane demirimizi de koyalım. Sonra burada bir tane daha mıknatıs. Bu ne? S ve N olacak şekilde. Fark etmez. Yani buraya koyduğumuz demir bilye var ya şu demir. Çekilecek. İkisi tarafından çekilecek. O zaman soldaki x mıknatısı da bunu çekecek. Bakın böyle çeker. Hani fx. X'in uyguladığı kuvvet gibi düşün. Buradaki y mıknatısı da çeker. Fy şeklinde düşün. O zaman bunların ikisi beraber hani az önce kuvvet mantığıyla örnekleme yapmıştık ya bunların ikisi beraber demiri bu şekilde çapraz şekilde çekeceklerdir şeklinde özetleyebiliriz. Bu sorumuzu demire uygulanan kuvvet bakın böyle olmuş oldu. Çapraz bu şekilde demiri bırakırsak harekete başlar. Yani manyetik alanla konulan demir arasındaki durum dikkat ederseniz farklıymış. Güzel. Sonra akım akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alan. Yani şöyle şöyle akım geçen telle etrafında bir manyetik alan oluşur. Bunun tespiti, bunun kanıtı nasıl olur? Etrafında pusula gezdirilerek olur. Yani akım geçen bir şöyle bir akım geçen bir tel düşün. Tamam mı? Akım geçen bir tel var. Buraya bir tane mıknatıs, buraya bir tane mıknatıs, buraya bir tane mıknatıs koyduğumuzda o mıknatıs pusula hani mıknatıs pardon pusula koyduğumuzda pusulanın iğnesi sürekli yön değiştirir. Yani burada hani bunun yön değiştirmesinin sebebi de farklı farklı yerleri aldığında demek ki bunun üzerinden geçen akım etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Yani orada orada şu şekilde bir mıknatıs koyduğumuzda hatta isterseniz şöyle yapalım. Akım geçen tel bu olsun. Şuralara işte pusula koyuyoruz. Pusula koyduğumuzda pusulanın iğnesi sürekli yön değiştirir. Bunun nedeni de bunun etrafında bir manyetik alan oluşturmasıdır. Bu bunun kanısıdır. Peki nasıl bir manyetik alan oluşur? Büyüklük olarak neyi dikkat alırız? Yönü olarak neyi dikkat alırız? Burada onlardan bahsedeceğiz. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu Akım geçen düz telin oluştuğu manyetik alanı daha yoğun bir şekilde işleyeceğiz. Daha yoğun. Ne zaman? 11. sınıfta işleyeceğiz. Burada biraz daha bak böyle şeyler olacak demeye çalışıyoruz. Aman ha aman sakın demeyin ki ya na ile uğraşıyoruz biz çok zorlanacağız. Öyle bir şey yok. Sadece ve sadece nasıl bulunur, ne yapılır onlardan bahsedeceğim. Şimdi akım taşıyan şöyle, şöyle çizelim. Yukarıya doğru hani şunu yapalım. Akım giden bir tel var. Bakın bu telde yukarıya doğru bir akım var. Bunun devamını da getirdiğimde bu etrafında çemberler şeklinde bir manyetik alan oluşturur. Çemberler. Bu o çemberlerin merkezinde de bu tel olur. Şu tel. O zaman bunun oluşacağı manyetik alanı şöyle göstereceğim ve yönünü nasıl bulacağımı göstereceğim birazdan. Bunun etrafında şöyle şunu da çizelim. Çemberler şeklinde manyetik alan oluşur. Bakın şöyle çizdim ve merkezinde tel var. Keza şöyle çemberler şeklinde manyetik alan oluştu. Bu manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Bakın yönünü nasıl bulacağız? Şurada söylüyorum. Baş parmak iyi gösterir. Dört parmak B'yi gösterir. B'yi demiştik. Neydi? Manyetik alandı. Yani manyetik alanın sembolüydü. O zaman dört parmak baş parmak. Ama tabii bunun için de elimizin bir şekil alması lazım. Nasıl şekil alacak? Bu tel gibi düşünün. Bunu bakın tel gibi düşünün. Baş parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde şöyle kavruyoruz. Bu teli dört parmakta şöyle ...etrafında oluşan manyetik alan çemberlerinin yönünü gösteriyor. Gördünüz mü? Yani şöyle bir tel olduğunda... ...bunun şurada akım böyleyse... ...bunun etrafında oluşan manyetik alan yönü böyle olacak. O zaman hemen üzerine oku çizebilirim. Şu şekilde manyetik alanlar var. Şu şekilde manyetik alanlar var. Manyetik alan çemberleri var. Peki oluşan manyetik alan çemberleri üzerinde... ...manyetik alan şiddetinin büyüklüğünü nasıl bulacağız? Manyetik alan şiddetinin büyüklüğünü şöyle bulacağız. Diyeceğiz ki bu üzerinden geçen akım ile doğru orantılı olacak. Yani şöyle olacak. Doğru orantılı diyeceğiz. Tele olan uzaklık ile ters orantılı olacak. Yani şöyle diyoruz. Ters orantılı. Peki şöyle diyebilirim o zaman. Uzaklaştıkça manyetik alan azalır. Akım büyüdükçe manyetik alan artar şeklinde bir yorum yapacağız. Hani yorum sorularıyla karşılaşacaksınız. Çok fazla bağıntı kullanacağınız sorular olmayacak. O zaman sağ el kuralıyla bulacağız ya. Burada bir hani Pratik olsun diye şunu yapalım. Akım taşıyan şu beyaz akımın yönü olsun. Telde böyle. Burada oluşan manyetik alanın yönünü bulalım. Şimdi burada oluşan manyetik alanın yönü ne olacak? Bakın baş parmağım akımın yönünü gösteriyor. Dikkat ederseniz dört parmağımda oluşan manyetik alan çemberlerinin yönünü gösteriyor. Peki burada bir anormali var. Yani burada garip bir şey var. Manyetik alan, manyetik alan çemberlerine baktığınızda şöyle oluyor. Parmağımın ucunu takip edin. Şöyle gelen bir çemberi düşün. Buradan içeri girecek değil mi? Diğer taraftan çıkacak içeri girecek, dışarı çıkacak. O zaman yapacağınız hareket şu. Diyeceksiniz ki akım böyleyse şu baş parmağınız akımı gösteriyor diyor ya. Dört parmakta manyetik alan diyor Şu tık tık. O zaman burada nereye vurduysanız demek ki oradan içeriye doğru olacak şekilde manyetik alan var. İçeri doğru. Peki içeri doğru ne demek? Şimdi bir ok düşünün. Bir ok düşünün. Hani buradan bir ok içeriye doğru gitse... Arkadan baktığınızda neyi görürsünüz? Okun şu şekilde çaprazını görürsünüz. Arkasında tüyler var ya. Bu içeri doğru demek. İçeri. Peki içeri doğru. Peki bir ok düşün. Ok aşağıdan sana doğru geliyor. Aşağıdan sana doğru geldiğinde ne yaparsın? Ne görürsün? Okun ucunu görürsün. Yani nokta görürsün. Bu da dışarı doğru demek dışarı doğru. Şimdi bu kavramları önümüzdeki sene daha iyi anlayacaksın ama şimdiden size böyle bir temel olsun. İçeri doğru olduğuna göre o zaman bunun bak ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz. Akım böyle, manyetik alan böyle. Buradan içeriye doğru olacak şekilde çarpı bir manyetik alan oluşur. Bu tarafa geçtiğimde ise o zaman çember buradan içeri giriyorsa buradan dışarı çıkacak. Buradan içeri ise diğer taraftan dışarı çıkacak. O zaman bu çember çıktığına göre nokta şeklinde. Manyetik alan yönleri içeri ve dışarı. Buraya geldim. Şuna bakalım. Şöyle bir akım taşıyan telimiz var. O zaman bunun da bakın şöyle yapıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Akım tık tık bak görüyor musunuz? İçeriye doğru. O zaman buradan içeriye doğru olduğuna göre e diğer taraftan çember çıkmak zorunda. O zaman diğer tarafta da dışarıya doğru manyet kalan yönü olacak şeklinde bir yorum yapabilirsiniz. Mesela şu çapraz olsun. Hani şöyle bir şey çizelim. Şöyle bir akım taşıyan tel olsun. Bunu bulalım. Aynı şeyleri yapıyorum. Baş parmağım akımın yönünü gösteriyor. İçeri ...dışarı, içeri, dışarı. Yani sağ taraftan içeri giriyorsa bu... ...manyetik alan çemberi... ...buradansa dışarı çıkmak zorunda şeklinde... ...manyetik alan yönlerinde bulabiliriz. Bunlar dediğim gibi hep yorum olarak karşınıza çıkacak. Çok fazla sayısal işlemler yapmanız gereken sorular... ...karşınıza çıkmayacak. Mesela yukarıda bir tane sol tarafta bunlar uygulaması bunun. Bakın ne var? Bir tane nokta vermişiz. Bu sefer akım demişiz. İyi demişiz. Şimdi bu ne demekti? Dışarı doğru. Bu ne demek? İçeriye doğru. Ne yapıyorduk peki? Şöyle yapıyoruz... Tel bu sefer sayfa düzlemine dik düşüneceksiniz. Şu beyaz kısmı akım gibi düşün. O zaman dışarıya doğru şöyle yapalım. O zaman dışarıya doğru şurada bir akım var dışarıya doğru. O zaman ne yapacaktık? Baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Şöyle yapalım. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde teli kavradım. Gördün mü? Dört parmağımda etrafında oluşan şöyle isterseniz biraz bunu aşağıya alayım oraya çizelim. Nokta şöyle nokta şeklinde akım var. Şu şekilde akım gösteriyor. Dört parmakta manyetik alanı gösteriyor. Farkında mısınız? O zaman bunun etrafında oluşan manyetik alan çemberini şöyle dümdüz çiziyorum. O zaman merkezinde de akım taşıyan tel var diyorum ve dikkat edersen buradaki yönü şöyle bulduk farkındaysanız manyetik alan yönü bu olacak diyorum. Şu o zaman hemen burada gösterelim. Bunun etrafında oluşan manyetik alan çemberleri için yön şu şekilde olacaktır diye bitirebiliriz bunu. Peki çarpı şeklinde var. Ne demek bu çarpı? O zaman akım içeriye doğru. Bir tel var içeriye doğru. O zaman ne yapacaksın? Baş parmak akımın yönünü gösterecek şöyle. Bak dört parmakta şu şekilde biraz daha düzgün yapalım. Şöyle bunu da sağ tarafa alayım. Şu şekilde bir çarpı çizelim daha iyi görün diye. O zaman şöyle baş parmak akımın yönünü gösterdi. Dört parmakta etrafında oluşan manyetik alanın yönünü gösterdi. Gördün mü? O zaman burada şöyle bir çember düşün. Bu çember manyetik alanın yönünde. Dikkat edersen soldakine göre ters. Yani akım taşıyan tel bazen sayfa düzlemine dik olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekebilir. Yani öğretmeniniz böyle bir soru sorabilir size. O zaman şöyle bir çemberimizi çizdiğimizde bunun etrafında oluşan manyetik alan çemberinde manyetik alan yönü dikkat ederseniz bu şekilde olur. Peki sağ tarafta gene bir uygulama var. Hani bir akım taşıyan tel var ve akım dışarıya doğru. Şöyle ve bir tane mıknatıs var. O zaman burada gördük. Ne gördük? Akım taşıyan telde akım dışarıya doğruysa manyetik alan neydi? Bak şöyleydi. O zaman bunun manyetik alanı bak nasıl böyle olacak değil mi? Bunu gördük. O zaman o noktasında nasıl olur? O noktasında şöyle olur. Gene bir çember düşüneceksin tamam mı? Kırmızı ile çiziyorum. Bir çember düşüneceksin. O çemberin, o çemberi şöyle devam ettirdiğinde o çemberin şu şekilde üzerinde manyetik alan olacak değil mi? O zaman burada tam şunu yapmalısın. Buna teğet bir çizgi çizeceksin. O çizdiğin teğet çizgi şu akım taşıyan buna x dersen akım taşıyan telin şöyle hatta tel diyelim bunu biliyoruz biz. Akım taşıyan telin ona teğet olacak çizdiğiniz manyetik alanı duruyorsunuz. Telin manyetik alanı. Peki gelelim şuna. Bu ne yapıyor? Bu da bir manyetik alan oluşturuyor. Nasıl manyetik alan oluşturuyor bu? Mıknatısı hemen şu sağ tarafta çizelim görelim. N ve S. Şöyleydi. Dışarıda N'den S'ye doğruydu. Fakat içeride ise S'den N'ye doğruydu. Şöyle gösterelim. Bak gösterdik S'den N'ye doğru. O zaman ne yapıyorduk? Devamını çizip sanki böyle bir manyetik alan oluşuyormuş gibi düşünüyorduk. O zaman burada bunun oluşacağı manyetik alansa kendisine doğru olacak. Şunu da çizelim. Bu da mıknatısın manyetik alanı. Mıknatıs. Şimdi burada peki kim karar verecek manyetik alanın yönüne? Tabii ki büyük olan hani karar verecek. Şöyle olacak. Telin manyetik alanı daha büyük olabilir. Kimden? Mıknatısın manyetik alanından. O zaman diyecek ki ben kazandım. O zaman yukarıya doğru tel daha büyük, ya... yukarıya doğru bir manyetik alan oluşacak ve telin manyetik alanından mıknatısın manyetik alanını çıkaracaksınız. Yani ne gibi? İki tane ters yönlü kuvvetin hani bir isme uygulanması gibi. E, tam tersi olursa, yani mıknatısın oluşturduğu manyetik alan daha büyük olursa, o zaman buradaki manyetik alanın yönü aşağı doğru olacak şeklinde bu uygulamaları yapabiliriz. Süper. Şimdi antrenman sorusu var karşımıza. Bu soruyu daha da iyi anlayacağız söylediklerimizi. İki tane hani teller var. Tellerin oluşturdukları manyetik alanlardan bahsedeceğiz. Şimdi şu tele baktığımızda, şu tele baktığımızda şöyle diyeceğiz. Bakın akım böyle değil mi? Akım böyleyse bunun oluşturduğu manyetik alan buradan içeriye doğru. İsterseniz biraz daha rahat bir şekilde şöyle de yapabilirim. Bak şu şekilde şöyle içeriye doğru. Yani akımın yönü neyse Bak ona göre manyetik alanın yönü buluyorsun. O zaman yukarıdaki telin oluşturduğu manyetik alan nasıl? Çarpı şeklinde. Güzel. Sonra alttakine giriyorsun. İstersen şey diyelim buna. X diyelim buna da Y diyelim. Bu X'in manyetik alanı. Sonra buna geliyorum. Bunun da manyetik alanı ne oluyor? buradan içeriye doğru buradan dışarıya doğru. Yani Y'nin manyetik alanında nokta şeklinde ve bakıyorsun uzaklık aynı. Akım aynı. Her şey aynı. O zaman yan, yönleri ters olan yani şöyle düşün. Bunun yönüyle bunun yönü ters. Ne olur? Vektörel olarak düşündüğünde iki kuvvet gibi düşün. Bunlar birbirlerini götürürler. O zaman K'da oluşan manyetik alan koskocaman sıfır oldu. Yani şöyle diyebilirsin. K'da oluşan manyetik alan sıfırdır. Diğerine geldim. Diğerinde de şöyle bir şey yapıyorum. Akım sağa doğru, akım sola doğru. O zaman burada ne yapmıştık? Bunun manyetik alanı içeri doğru olacak. Gene buna X teli buna da Y teli dersek X'in manyetik alanı bakın içeriye doğru. Yan çarpı içeri giren bir ok gibi düşüneceğiz. Diğerine gelelim. Diğerinde nasıl? Bunun da manyetik alanı böyle çarpı görüyor musunuz? Bak baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Dört parmak manyetik alan çemberinin yönünü gösteriyor. Yani bir çemberdi buradan içeriye girdin düşünüyorduk. O zaman gene çarpı şeklinde bu da yeğenin manyetik alanı. Ve uzaklık aynı farkındaysanız DD kadar akımlar da aynı. O zaman bunların yönleri aynı olduğu için bunların oluşturdukları, oluşturdukları manyetik alanları topluyoruz. Diyelim ki bu B büyüklüğünde ise bu da B büyüklüğünde. Yani iki tane kuvvetin şöyle düşünelim. Kuvvet gibi düşün. İki tane kuvvetin bir cismi beraber çekmesi gibi. Bu da manyetik alanlar aynı yönlü olduğuna göre o zaman L'deki manyetik alan için X aynı yönde olduğu için BB yani 2B kadar olur diyoruz. Güzel. Sonra gelelim alttaki M noktasına. Şimdi bak ne oluyor? Akım taşıyan tel dışarıya doğru akım geçiyor. Dik. Yani şöyle bir şey gördüğünüzde unutmayın. Sayfa düzlemine dik bir tel. Şöyle bir şey gördüğünde sayfa düzlemine dik bir tel. Akımın yönü dışarıya doğruydu ve manyetik alan böyleydi. Bunun çevresinde oluşan manyetik alan hatırlarsan az önce söylemiştik. Böyleydi. Bununsa içeriye doğru olduğuna göre böyle bir manyetik alan oluşacak. Şöyle yapalım. Manyetik alan çemberi çizdiğimizde ise bu şekilde. O zaman burada bunun uygulamasını yapalım. Şöyle diyeceğiz. Akım taşıyan tel böyle olduğuna göre şurada bakın şöyle manyetik alan çemberi de böyle. O zaman manyetik alan çemberini düşünüyorum. Şöyle çember bu. Tam buraya geldiğimde burada d uzaklığı dik olacak şekilde onun manyetik alanını çiziyorum. Hadi buna x diyelim gene. Bu ne oldu? Bx oldu. Diğerine geldim. Bunun akımı içeriye doğru. Manyetik alan çemberi buydu. Az önce söyledik. O zaman manyetik alan çemberini şöyle bak buradaki gibi çizdiğimde tam M noktasına geldiğinde orada yarı çapa dik olacak şekilde Y. Bak ne oldu? Tabii ki bunlar aynı yönlü oldu. Hani BX ve B'ye eşit büyüklükte neden? Şimdi akımların büyüklükleri aynı. Bu X teli ise bu Y teli demiştik. Bunların oluşturdu oluşturdukları manyetik alanlar aynı yönlü olduğuna göre ne yapacağız? Toplayacağız. Yani M'deki manyetik alanda ikisi de aynı yönde olduğu için 2B'dir. Peki büyüklük ilişkisini yazabilir miyiz? Elbette yazarız. M ile L birbirlerine eşittir m eşittir l fakat k sıfır olduğu için onlardan kesinlikle küçüktür. Hatta belirtmek istersen sıfırda yazabilirsin. Güzel soru oldu, güzel çözmüş olduk. Şimdi akım geçen halka şeklinde telin merkezinde oluşturduğu manyetik alan. Diyeceksin ki ya düz teli yaptık, bir de bunu mu yapacağız? Maalesef yapacağız. Şöyle akım taşıyan telin oluşturduğu manyetik alan için şöyle yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki sanki burada düz bir tel var, akım geçiyor. Düz bir tel var, akım geçiyor. Düz bir tel var, akım geçiyor. Bak ne oluyor? Akım geçen tel, baş parmak akım, dört parmak manyetik alan içeri, içeri ve buna geldiğinde bu da içeri. Hepsi içeriye doğru oluşturdu. Bu tek tek ya bakmak yerine buna bakman yeterli. Şu düstele baktığında burada içeriye doğru manyetik alan varmış diyebilirsin. Yani şöyle içeri doğru bir B'si var. Peki B'yi öğrendik artık manyetik alan dedik farkındaysanız. Şöyle de yapabilir miyiz? Şöyle bir pratiği var bunun. Burada dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde kavrayabilirsin. Ya hocam yeter ya. Yetmez böyle yapabilirsin. Bak ne oldu? Bu şekilde dört parmak... Neyi gösteriyor? Akımın yönünü gösteriyor. Baş parmakta manyetik alanın yönünü gösteriyor. İsteyen bunu da kullanabilir. Ama düz bir tel çizip ya ben bu şekilde hallederim zaten. Gerek yok diyebilirsiniz. Peki burada oluşan manyetik alanın büyüklüğü ile ilgili? Üzerinden geçen akımla tabii ki doğru orantılıdır diyoruz. Doğru orantılıdır. Az önceki düz telden bir farkı yok. Yarıçap ile az önceki gibi uzaklık gibi ters orantılıdır diyeceğiz. Peki altta iki tane uygulamamız var. Nedir bu uygulamalar? Halkalara baktığınızda elif şeklinde çizilmiş. Elif şeklinde çizildiğinde burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada bu sayfa düzlemine dik bir halka. Şöyle bir halka. Şöyle çizdiğim zaman şöyle bir halka. Yani şeyi düşün. Kalemi düşün. Kalemin şu halkasını şurasını düşüneceksin. Yani şurası. O zaman ne oldu? Halkayı böyle düşündüğünde sanki dört parmak bakın ne oldu? Dört parmak akımın yönünü gösteriyor ya. Baş da manyetik alanın yönünü gösterir dedik ya pratik olarak. O zaman burada manyetik alanın yönü sola doğru oldu. Farkındasınız değil mi? Sola doğru. İsteyen şunu da yapabilir. Sanki burada düz tel var ya. Bu düz teli aldık böyle. Akım böyleyse manyetik alan burada bu tarafa doğru şeklinde yazabiliriz. O zaman şöyle çizebilirim artık. Bunun manyetik alanı sola doğru yani eksi x yönünde olmuş oldu. Çemberin oluştuğu manyetik alan. Buradaysa, buradaysa çembere baktığında çember şöyle bir çember. Bu sefer şöyle akıma dikkat. Akım nereden geliyor bu sefer? İçeriden geliyor. Yani şöyle geliyor. Bakın bir çember düşünüyorum. Şöyle bir çemberimiz var. Ama akım bu şekilde dönüyor. Şöyle göstereyim. Böyle dönüyor. O zaman dört parmağım akımın yönünü gösteriyor. Bak baş parmağımda merkezinde oluşan manyetik alanın yönünü gösteriyor. Nereye doğru? Aşağı doğruymuş. Burada dikkat etmen gereken şey elips şeklinde ise ki bak çizgi çizgi dediğim şey gibi söylüyorum. Sayfadan içeride kalıyor. Elips şeklinde çizdiğimde burada şu anlama geliyor. Sayfaya dik bir çemberden bahsediyoruz. Sayfaya dik olan bir çemberden oluşan manyetik alanda burada aşağı doğrudur şeklinde yazabiliriz. Ne dedik? Akımla doğru uzaklık ile ters orantılıdır. Bobin, elektromıknatıs bunları çok çok görüyoruz. Burada şöyle bir anahtar var. Bak anahtar ne yapıyordu anahtar? Kapanmadığı sürece üzerinden akım geçemiyordu. Biz bunları anlattık. Elektrik kısmında söyledik hatırlarsanız. Şimdi buradan geçecek. Şunu kapattığımızda burada artık akım dolaşmaya başlar. Akım. O zaman burada akım nasıl dolaşır? Burası artı, burası eksi ya. Artıdan eksiye doğru. Buradan çıkan bir akım buraya gelecek, değil mi? Devreyi tamamlaması lazım. O zaman akımın yönü şöyle. Buradan yukarı yukarı yukarı. Hepsinde arkadan dolaşıp yukarıya doğru. O zaman biz ne yaptık? Bir pratik yaptık. Dedik ki dört parmak akımın yönünü göstersin. Baş parmakta çemberde oluşan manyetik alanı göstersin. O zaman burada bir sürü çember var. Bunun bu çemberleri tek tek bakmak yerine bütününe bakıyorum. Dört parmak bak kavradım ben bunu. Şöyle bu şey olarak düşün bunu. Buradaki silindir bobin olarak düşün. Dört parmak akımın yönünü gösterdi. Baş parmakta merkezinde oluşan manyetik alanın yönünü gösterdi. O zaman bunun merkezi merkezinde oluşan manyetik alanda bakın sola doğru olmuş oldu. Peki neyi, neyi hatırlayacağım ben? Bir mıknatıs. Ne yapıyorduk? Burası neyse burası S ise N'den S'ye doğruydu. Evet. N'den S'ye doğruydu. Evet. Fakat ne demiştik? Bunlar devam eden halkalar şeklinde düşünecektik. Kapalı eğrilerdi. Yani başlangıç ve bitişi yok. Kapalı eğri. Bu durumda bunun devamı S'den N'ye doğru, bunun devamı da S'den N'ye doğru kapalı eğri. Yani üniversite sınavında bunu sorular, kapalı eğri olayın soruları. Dikkat, önemli bir detay bu. O zaman burası nasıl olacak? Bu artık bir mıknatıs gibi davranır diyebilirim. Yani şöyle, bunun bobin için buradan buraya devam eden manyetik alan çizgileri şöyle çizebiliriz. E benzeri bildiğim mıknatısı oldu. Değil mi? Mıknatıs. Yani şurası N kutbu. Şununla yazalım. N kutbu. Burası da S kutbu olacak şekilde. Hani dedik ya devamında. Pardon. Burası N kutbu. Burası S kutbu olacak şekilde bir mıknatıs oldu. Hemen üzerini çizelim ki aklınıza kalmasın. Burası N. Burası S olacak şekilde bir mıknatıs oldu. Çünkü içinde S'den N'ye doğru hatırlarsanız. S'den N'ye doğru. Bu bir mıknatıs artık. Ne yapacak o zaman bu mıknatıs? Herhangi bir demir olursa çekecek başka şansı yok ya da bir şeyler bir şeyler yani manyetik alan çizgilerini bu şekilde oluşturacaksınız. Peki oluşan merkezinde oluşan manyetik alan yani B ile gösteriyorum. Manyetik alan ne ile doğru ne ile ters orantılı onları söyleyeceğim şimdi. Tabii ki buradan çıkan akımla az önce söylediğimiz gibi doğru orantılıdır. Doğru olacak. Çünkü akım büyüdükçe oluşan manyetik alan da büyür. Bobinin uzunluğu yani ne kadar uzunsa araları o kadar açıktır ya o zaman bobinin uzunluğuyla ters orantılı olacak. Peki sarım sayısı bak şu ne dediğimiz arkadaş sarım sayısı kutupla karıştırma sarım sayısı ne kadar çok sarım varsa hatta belki fen laboratuvarlarında daha önce gördünüz hani bobinlerin üzeri, üzerlerinde sarım sayıları yazar 50, 100, 500, 1000 sarım sayısı ne kadar fazlaysa o zaman merkezinde oluşacak manyetik alanında o kadar şiddetli olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman sarım sayısı en ile doğru orantılıdır bak. Önceki bilgilerimizi burada kullanıyoruz. Hiçbir bilgi dediğim gibi boşuna öğrenilen bilgi değildir. Devam ediyoruz kullanmaya. Sonra şimdi bakın buraya bir tane bobin var, demir var ve mıknatıs var. Ne oluyor? Şimdi burası eksi burası artı. Artıdan çıkan bir akım düşüneceğiz. I akımını düşündük. Biraz daha şöyle yapalım. Bu I akımı şöyle alttan gelip burada aşağı doğru dönecek farkındaysanız, buradaki akımdan dolayı da burada içinde merkezde manyetik alan oluşacak. Peki o manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Dört parmak şöyle yapıyoruz. Akımın yönünü gösteriyor. Baş parmak da manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman burada şöyle bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşur. Peki içinde bir manyetik alan? S'den N'ye doğruydu. Hemen S ve N'yi yapıştır. Bak gördün mü? Ve ne yapmıştım? Hemen yan tarafa hatırlatıyorum. Burası S burası N ise şöyle bir şey yapıyorduk. İçinde S'den N'ye doğru olacak şekilde şu manyetik alanı çiziyorduk. Hatırladınız mı? İçeride S'den N'ye doğruydu. O zaman bunu devam ettirirsek şu çizdiğimiz manyetik alanı devam ettirirsek bak şöyle oldu. Burada da şöyle oldu. Biraz şuradan çizelim ki mıknatısı içine alalım. Şöyle oldu. O zaman burada ne oluyor? Demir, demir burada mıknatıs olduğu için mıknatıslanıyor. Demir mıknatısın yanına getirdiğinde, getirildiğinde etkiyle mıknatıslanıyordu. Hatırlarsanız şöyle yapmıştık hatta. Burası N, burası S ise buraya bir demir koyduğumuzda bu demirin bunun mıknatısın etkisinden dolayı burası S, burası N olacak şekilde mıknatıslanıyordu. Ve bu mıknatıs tarafından çekiliyordu bu tarafa doğru. Bir çekim oluyordu. O zaman elektron mıknatıs da, ki mıknatıs ne yapacak demiri? Dolayısıyla çeker. Ama... Elektromıknatıs başka bir mıknatısı hem çekebilir hem itebilir. Duruma göre değişebilir. Neden? CVS gördün mü? Aynı kutuplar, aynı kutuplar yan yana geldiğine göre o zaman bu mıknatısı iter diyebiliriz. Güzel. Sonrasında sonrasında şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi bobin gündelik hayatta nelerde kullanılır? Birçok yerde kullanılır şu an. Hani e, motorlarda kullanılır en önemlisi en önemlisi hurdalıklarda kullanılır. Ne oluyor? Bir mıknatıs büyük bir mıknatıs düşün. Büyük ve araba. Büyük bir mıknatıs hani büyük bir mıknatısı getirip buna yaklaştırırsan bunu yakalarsan bunu tekrar bırakamazsın değil mi? Nasıl bırakacaksın? Çünkü mıknatıs. Ne yapacağız o zaman? İstediğimiz zaman mıknatıs olan ve istediğimiz zaman mıknatıs olmayan bir düzenek lazım. Tabii ki o da elektromıknatıs. Ne oluyor? Akım verildi. Geldik. Akım verildi. Tuttuk. Getirdik. Buraya bıraktık akımı kesti bıraktı. Gördün mü? Akım varsa manyetik alan var. Yani akım varsa mıknatıs. Akım yoksa elektromıknatıs bir mıknatıs değil. Yani mıknatıs gibi davranamaz diyoruz. Şimdi elektromıknatıs dönme hareketini nasıl yapar? Hani motor dedim ya az evvel ondan bahsediyorum. Bak burası ne olacak şekilde şöyle bir mıknatıs var. Burası N olacak şekilde bir mıknatıs var. Burada da sağ tarafta da S olacak şekilde kutbu bir mıknatıs var. Buradan da şurası artı, burası eksi. Ne yapıyorduk? Dört parmak akımın yönünü gösteriyor. Artıdan geliyor şöyle, şöyle. Akımın yönü buysa, manyetik alanın yönü bu tarafa doğru. Oluşan manyetik alan da bu tarafa doğruysa, o zaman içinde oluşan manyetik alanın yönü neydi? S'den N'ye doğruydu. Hatırlatalım hemen. S ve N. Ne olur o zaman? N kutbu N'yi iter. Bak itiyor. S kutbu S'yi ne yapıyor? İtiyor. Aynı kutuplar birbirlerini itiyorlardı. Bak harekete başladılar. Harekete başlattılar burada elektron miktatısı. Burada da devam edecek. Aynı şekilde burası N kutbu burası S kutbu olacak şekilde. Bak ne yaptı? Burada döndürüyor. iterek döndürdü. Sonra döndü ya buraya geldi ya bu sefer S neyi çekecek? N de S'i çekecek görüyor musunuz? Çekme itme çekme itme şeklinde sürekli olarak artık bu elektron mıknatıslar miktatıs, arasında dönecek. Bu neye benziyor? Biz bunu nerede görüyoruz? Tabii ki motorlarda görüyoruz. Ne oluyor burada elektrik enerjisi? Mekanik enerjiye dönüşüyor. Mekanik. Yani hareket oluyor. Hareket. Güzel. Sonra dünyanın manyetik alanı. Şimdi dünyanın manyetik alanı burada bir takım kavram yanılgıları var. Şimdi normalde normalde pusula pusula sayesinde yön buluyoruz değil mi? Pusulanın yaptığı şey şu. Mesela bir pusula düşün. Bir pusula da şöyle yaptığında pusulanın iğnesi de şu. Bu arada pusula iğnesi de mıknatıstan yapılır. Şurası N kutbu burası S kutbu olacak şekildeyse bu pusula iğnesi nasıl durur biliyor musunuz? Niye böyle durur biliyor musunuz? Demek ki dışarıda şöyle bir manyetik alan varmış. B varmış. Dışarıdaki manyetik alan. Neden böyle? Niye böyle oluyor? Çünkü mıknatısın bir mıknatıs ya bu. İçinde S'den N'ye doğru manyetik alan var ya şöyle. İşte bu içindeki manyetik alanla dışarıdaki manyetik alan aynı yönde olacak şekilde pusula iğnesi yön gösterir. Mesela diyorum ki şöyle bir manyetik alan var ve ben buraya bir tane şey koydum. Pusula iğnesi koydum şöyle. Şöyle burası N, burası S olacak şekilde pusula iğnesi koydum. Ne olacak? Tabii ki dönmek zorunda. Çünkü dışarıdaki manyetik alanla burada pusula iğnesinin manyetik alanı aynı yönde değil. Ne olur bu durumda? Aynı yönde dönilmesi bunun böyle, bunun böyle dönmesi lazım. Hemen aşağıya neden olduğunu ve nasıl olduğunu gösterelim. Şöyle oldu. Burası ne? Burası S olacak şekilde döndü. Çünkü içindeki manyetik alan neydi? Bunun içindeki manyetik alan S'den N'ye doğruydu. Bak, S'den N'ye doğru olacak şekilde dışarıdaki manyetik alanla aynı yönde olmak zorunda oldu. O yüzden pusula S'de bu şekilde saptı. Yani dışarıdaki manyetik alana göre sapıyor. O zaman ben bir yerde manyetik alan var mı? Yok mu? ya da bir şey mıknatıs mı değil mi nasıl anlarım? Tabii ki pusula iğnesiyle anlarım. Ya da mıknatısın kutbu işte nasıl N kutbu mu S kutbu mu nasıl anlarım? Gene pusula iğnesiyle anlarım. Şöyle yani. Mesela bir tane mıknatıs getirdim şu şekilde. Bilmiyorum. Buraya da bir tane pusula iğnesi getirdim. Sonra pusula iğnesi şöyle durdu. Burası N kutbu olacak şekilde, burası da S kutbu olacak şekilde. O zaman ben tabii ki anlarım. Ne yapmış? Aslında N'yi itmiş, S'yi çekmiş farkındaysanız. Yani burası N, burası S olacak şekilde bu bir mıknatısmış diye bilirim. Gördün mü? Yani buradaki kutbunu söyleyebildim. Şimdi gelelim dünyanın manyetik alanındaki kavram yanılgılarına. Şöyle bir şey var. Buraya bir pusula iğnesi koyduğumuzda hani pusula baktığımızda pardon pusulaya baktığımızda ne olur? Burası ne değil mi? Burası da S olacak şekilde bir yönelim gösterir. Yani ne yukarıyı gösterir. Sonra biz zannederiz ki biz zannederiz ki bu dünyanın manyetik alanı yani dünyayı D bir mıknatıs gibi düşündüğümüzde burası ne? Burası S zannederiz. Hayır kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü dünyanın manyetik alanının yönü şöyle olmalı. Bak bu noktada şöyle olacak ki pusula iğnesi böyle bir şekil alsın. Yani içinde S'den N'ye doğru böyle bir şekil alması gerekiyor. O zaman dışarıdaki manyetik alan böyle bir yöne sahipse tabii ki burası N kutbu tabii ki yukarısı aynen şu şekilde S kutbu olacak şekilde dünya D bir mıknatıs gibi davranır diyoruz. Tamam mı? Bu kavram yanılgısını artık dediğim gibi artık öğrenmiş olduk. Bu bilgiyi unutuyoruz. Aşağısı dünyayı D bir mıknatıs gibi düşündüğümüzde aşağısı ne kutbu? Yukarısı ne kutbu? Hatta şey deriz buraya biz. Manyetik, manyetik kuzey kutup. Hani normalde tamam yukarısı kuzey ama hangi kuzey? Coğrafi kuzey kutup deriz. Coğrafi Kuzey Kutup aralarındaki farkı anlayabilirim diye. O zaman manyetik kuzey ise burası ne olmuş oldu bu durumda? Manyetik Güney Kutup olmuş oldu. Buna dikkat ediyoruz ve manyetik Güney ve neye dikkat ediyorsun aynı zamanda? Bak buradaki hani eksenle hani kuzey güney ekseniyle coğrafi eksenle manyetik eksen birbirleri arasında bir açı var farkında mısınız? Buna da biz hani sapmaya sebep olan şey gibi düşünebiliriz. Yani bir sapma açısı vesaire gibi şeyler gördüğünüzde işte bu durum bu eğillik pardon bu sapma buna sebep olur diyebilirim. Buraya ne diyorum o zaman? Coğrafi Coğrafi şöyle daha düzgün yazalım. Coğrafi güney kutup diyoruz. Coğrafi güney kutup. Aradaki kavram yargısında artık unuttunuz değil mi? Geldik sıraya ödüllü soruya. Ödüllü soruyla ilgili cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.